Herkese merhaba, ben Back to the Sound'dan Ayşegül. Bugün çok büyük bir grubu inceleyeceğiz. Kimileri tarafından çok sevilen ve tapılan, kimileri tarafından müziğinin pek de anlaşılmadığı ama yine de hep takdir edildiği çok önemli bir grup. Çağdaş müziğin boyutunu değiştiren bir grup bence. Yine İngiliz bir grup, çok da fazla uzatmayayım. Radiohead'den bahsediyorum ve bugün inceleyeceğimiz albümleri In Rainbows. In Rainbows 10 Ekim 2007'de saat 10'da yayınlanıyor. 10 şarkı olarak, yani ben 10 numara bir albümüm diye bağırıyor resmen. Radiohead'in 2003 yılında çıkardığı Hail to the Thief albümüyle 2011 yılında çıkardığı King of Limbs arasında duruyor. İsterseniz In Rainbows'u ayrıntılı incelemeden önce bir video sekansımız var. Onu izleyelim. Ondan sonra albüme geri dönelim. In contact with the days of the week enough to know it's leaking. Yeah, well, you've got kids, so yeah. You can't help it. You know, you're getting up, sending them to schools. Yeah. So there's more football on Saturday, that's the thing that reminds me. It's not 9 to 5, though. Mm-mm. I have to come in on Monday, and I know it's Monday. So do you, John, don't you? Yeah, man. I love Mondays. I don't think you do. I think all you do is you turn on the media that week for 20 seconds to something. And then they turn on to the next thing. I don't think you have influence as such. All you do is that, and then that might get someone to sort of vaguely rethink about one little thing. But there's, you know, I think people are perfectly capable of making their own decisions. And God help them if they listen to me. Radiohead'in hem dünyada hem de özellikle Türkiye'de bu kadar geniş ve sadık bir hayran kitlesine sahip olması beni her zaman şaşırtmıştır. Çünkü Radiohead çok da kolay dinlenen bir müzik yapmıyor aslında. Herkese hitap etmiyor. Yani avantgard diyebileceğimiz bir müzik yapıyor. 90'larda çıktığında daha bir Brit Rock grubu sanılmış olabilir ve hani o zaman o ilk albümleri daha fazla kişiye hitap ediyor olabilir. Fakat ondan sonra bundan ibaret olmadıklarını gösterdiler. Ve her albümde soundlarını daha da değiştirip, daha da bir şeyler katıp kendilerini açtılar. Çok özgün bir grup oldular. Dediğim gibi Türkiye'de de çok büyük bir hayran kitlesi var. Hatta Umut Sarıkaya'nın meşhur karikatürü var ya, milleti üze üze kendine ev yaptırdın Radiohead diye. bu albüm bence en az üzen albümlerden Radiohead'in külliyatından. Çünkü yine karanlık, depresif, evet o Radiohead'in o havası var. Fakat yine de alttan alta biraz bir umut da var, bir ışık var. Bir rahatlama, bir ermişlik hissi de var gibi geliyor bana şarkılardan. Biraz sonra inceleyince siz de değerlendirirsiniz. Ama dediğim gibi bu çok daha gerçekten ismi gibi renkli bir albüm ama yine karanlık bir şekilde renkli. Yani bu anca Radiohead'e özgü bir renk bu. In Rainbows'un kaydedildiği zamana bir bakalım. Şimdi In Rainbows kaydedildiğinde grup hem o gitarlarını bırakmadı hem bilgisayarı da bırakmadı. Yani o 90'lardaki Pablo Honey ya da The Band albümündeki gibi çok gitar ağırlıklı değil bu albüm. Fakat King of Limbs'deki kadar elektronik de değil. Yani Johnny Greenwood'un o günlerde bir müzik yazılımı üzerine çalıştığını not düşelim. Hatta bu müzik yazılımıyla kaydediyorlar King of Limbs albümünü. Burada Radiohead'in yine teknolojiyi nasıl yenilikçi bir şekilde kullandığını ve sektörü değiştirdiğini görebiliyoruz bu albümde. Çünkü onlar hep dinleyiciye sundukları o sözleri ve müziği hani daha başka hangi yollardan sunabiliriz diye düşünen bir grup. Sadece sound olarak değil, albümlerin ve şarkıların tanıtımı ve pazarlaması açısından da böyle. Bu albüm mesela müzik sektöründe ayrıca şöyle bir önem taşıyor. Bir ilki gerçekleştiriyor Radiohead ve 2007 yılında bu albümü web sitelerinden
istediğin kadar öde yöntemiyle piyasaya sürüyorlar. Yani $1 verip de dinleyebiliyordunuz. $1000 da gönlünüzden ne koparsa. Oldukça riskli ve cesur bir yöntemdi bu. Çünkü o zamanlarda 2007'deyiz düşünün. Spotify gibi çok böyle her tarafı kasıp kavuran müzik dinleme servisleri yok daha o zamanlarda. Radiohead ama böyle akıllıca ve cesur bir hareket yaptı. Sonunda işe de yaradı. Gayet iyi oldu satışlar. Fazlasıyla iyi oldu. Çünkü In Rainbows daha böyle fiziksel olarak satışa sunulmadan önce bir önceki albümleri Hail to the Thief'in tüm zamanlar satış rakamlarını geçmişti. Yani o yüzden demek ki iyi de bir iş yapmışlar bir yandan. In Rainbows'daki şarkılar yazıldığında Radiohead üyelerinin arasının birazcık açıktı. Çeşitli tartışmalar oluyordu. Çekişmeler oluyordu. Thom Yorke hatta şöyle tanımlıyor albümün temasını biraz. Ölüm korkusu ve ölüm farkındalığı diye. Yani yine o Radiohead karanlığı var. Fakat dediğim gibi bu biraz daha değişik bir karanlık. Aynı zamanda Thom Yorke şunu da söylüyor. Bu albümün ne kadar kişisel bir albüm olduğunu dile getirircesine. Çünkü bu albümde politik ve sosyal mesajlar yok. Gayet kişisel bir albüm. Diğer albümlere de kıyasla. Şöyle diyor. Baştan çıkarma şarkıları var bu albümde diyor. Doğru. Çünkü Radiohead tarzı aşkı anlatıyor sanki şarkılar. Yani aşkına toz pembe halini değil. Bütün o karanlıklarını, o yalnızlığı, şüpheyi, acıları hep bunları anlatıyor. Yani tabii yine sözler belirsiz ve çeşitli anlama çıkarılabilir. Fakat bunu görüyorsunuz. O bir baştan çıkarma, bir o ilişki, aşk teması alttan alta var yani şarkılarda. Albüm kapağını inceleyelim isterseniz şarkılara geçmeden önce. Thom Yorke'un üniversiteden arkadaşı Stanley Donwood tasarlıyor albüm kapağını. Stanley Donwood şöyle tanımlıyor bu ikonik kapağı. Zehirli bir gökkuşağı gibi ama böyle yerdeki bir su birikintisinde görebileceğiniz bir gökkuşağı. Bu tanımlamayı çok güçlü buluyorum ve aslında Radiohead'in sound'un için de böyle bir tanımlama yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani bir yandan sizi içine çekiyor, renkli, merak ettiriyor. Fakat bir yandan bir tekinsizlik de var. Bir ürküyorsunuz, bir ürperme geliyor yani. Radiohead'i dinlerken de aslında bu hisleri yaşıyoruz. O yüzden bu albüm kapağı da kesinlikle Stanley Donwood'un tanımladığı gibi. Fakat bence sound'u için de aynı şey söylenebilir. Burada bir figür var. Bu figürü fetüse benzetenler de var. Bir kalbe de ya da bir patlama sonucu oluşmuş değişik bir objeye de. Tercih sizin. Artık hayal gücünüze kalmış ama kesinlikle bir çok garip bir şekil. Sanki bir uzay gibi de görünüyor burası. Balmumu kullanmış Stanley Donwood bu şekilleri ortaya çıkarmak için. Oldukça deneysel bir çalışma. Arkadaki şarkılarda da yine aralarında harflerin ve kelimelerin çeşitli boşluklar var. Eminim Radiohead bunu da planlayarak yapmıştır. Çünkü her şeyi planlayarak yapıyorlar. Arkasında ve bir anlam vardır belki ama o çok değişik bir estetik yine. İçindeki şarkılarda da böyle, şarkı sözlerinde de böyle. Yine böyle boşluklar var ve zor okunuyor. Sanki buradan bakınca bilgisayar kodları gibi geliyor hatta aşağı doğru akan. Şarkı sözlerini görüyoruz. Ve albüm notlarına bakacak olursak bu albümün Radiohead'in grup üyelerinin çocuklarına ithaf edildiğini görebiliyoruz. O çocukların ismi de Jesse, Salvador, Agnes Mayer, Omri, Asa ve Una. Çok değişik isimleri var gerçekten. Ve Radiohead'in prodüktörü bu albümde ve miksajını yapan kişi Nigel Godrich. Nigel Godrich de Radiohead'in daha önce de çalıştığı bir prodüktör. Bu albümde hatta acaba onunla çalışmasak mı diye düşünmüş Radiohead. Fakat yine dönüp dolaşıp Nigel'la çalışmaya karar vermişler. Çok da iyi olmuş. Onlar da memnun kalmışlar. Ve iyi bir tercih olduğunu görüyoruz. Çünkü şarkılar ve şarkıların sözleri ve müziği çok önemli. Fakat o son elden geçiren kişi, son dokunuşu yapan, parıldatan kişi de çok önemli bence. Her babayiğidin harcı değil. Hele Radiohead gibi bir grubun prodüktörü olmak çok zor bir şey. Plağa bakacak olursak, plak oldukça siyah beyaz. Albümün dışı gibi çok değil. Şöyle. Siyah beyaz, sade bir plak. Şarkılara başlarken şunu söyleyebiliriz aslında. Bunu bir hatırlatabiliriz kendimize. Ritmin Radiohead şarkılarında ne kadar önemli olduğunu. Çünkü ilk şarkı 15 Step'te direkt bunu hissediyoruz. Ve bu albümde de böyle kesinlikle.
Radiohead'in bazen gitarın, piyanonun ve vokalin önüne geçtiği, ritmin bu bütün vokallerin ve piyanoların öne geçtiği şarkıları çok mevcut ve kariyerlerinde ve bu albümde bunu özellikle gözlemleyebiliyoruz. 15 Step'i de zaten bir ritim çalışmasında buluyorlar. Öyle keşfediyorlar bu şarkıyı, öyle yaratıyorlar. İkinci şarkı Body Snatchers çok daha karanlık, böyle ağır rifflere sahip, kaotik ve punkvari bir şarkı. Ve kendisinden sonra gelecek daha soft, yumuşak ve ağır tempolu şarkıların zıttı aslında bu ilk iki şarkı. Üçüncü şarkıda hemen yumuşuyoruz. Nude. Radiohead'in kendini tekrar tekrar dinlettiren şarkılarından biri. Ve biraz ağır tempolu olsa da sanki bir caz ve blues etkisi de var diye düşünüyorum ben. Yani o mesela Led Zeppelin'in Since I've Been Loving You şarkısının girişine ben benzetiyorum o ağır ritmi ve gitar tınılarını. Çok güzel bir şarkı Nude. Bir sonraki şarkı Weird Fishes RPG. Yine eski bir şarkı. Şunu not düşelim hemen unutmadan. Bu şarkıların hepsi eskiydi 2007 yılında. Yani aslında hayranlar konserlerden ve bootleg kayıtlarından biliyordu bu şarkıları. Ama tabii ki Radiohead öyle bir onları dönüştürdü, kesip biçti, parlattı ve cilalattı ki bambaşka şarkılara dönüştüler In Rainbows'da ve yine sürpriz oldu bütün hayranlar ve dünya için. Weird Fishes RPG de bu eski şarkılardan bir tanesi. Ve öyle bir şarkı ki bu. Sözlerde de geçtiği gibi sanki bir okyanusun içinde süzülüyorsunuz gibi. Sanki dalgaların üstüne kendinizi bırakmışsınız. Ve yani o akışla birlikte gidiyorsunuz gibi. Hatta şarkının ikinci bölümünde birdenbire bir girdaba giriyorsunuz ve düşüyorsunuz. Şarkının da dediği gibi dibe vurup kaçıyorsunuz. Bunu sadece kulağa değil bedene ve zihne de hitap ediyor yani bu şarkı. Bunu yapan pek grup yok, şarkı yok. Weird Fishes'de ayrıca Ed O'Brien'in vokallerini de, geri vokallerini de unutmayalım. Onu da mutlaka not düşelim. Çünkü şarkıyı özel yapan unsurlardan biri de o kesinlikle. Bundan sonraki iki şarkı All I Need ve Fall Star bence birazcık albümün zayıf halkaları. Yani yine ortalamanın üstünde. Yine çok güzel şarkılar. Yine biraz daha ağır tempolu. Fakat diğer şarkılara kıyasla sanki birazcık geride kalıyor gibi geliyor bana. İkinci yüze geçtik. House of Cards şarkısını atlamak istiyorum. House of Cards da Friendzone'dan çıkmak isteyen insanların dile getirmek isteyeceği sözlere sahip. Öyle başlıyor. Şarkıya şöyle giriyor Tom York. Senin arkadaşın olmak istemiyorum. Sadece senin bir aşığın olmak istiyorum diye. Bu da böyle yine ağır tempolu ve masalsı bir şarkı. Sizi bambaşka bir moda sokuyor ve düşler alemine gidiyorsunuz sanki. Çok Radiohead'in ne kadar güzel ağır tempolu şarkılar yaptığının kanıtlarından biri kesinlikle. Bir sonraki şarkı bence Radiohead'in en güçlü şarkılarından ve benim de en çok dinlediğim şarkılarından Jigsaw Falling Into Place. Bu postmodern bir rock'n'roll şarkısı gibi geliyor bana. Çok küçük gitar tınılarıyla ve ritimle başlıyor ve birdenbire yükseliyor ve sonunda siz de Thom Yorke'un o agresif vokalleriyle coşuyorsunuz ve hani dans ediyorsunuz neredeyse. Öyle bir şarkı ki bu, yani Thom Yorke Oxford'daki gece kulüplerinden esinlenmiş bu şarkıyı yazarken bana hep şey gibi geliyor biraz sözleri, sanki kaçıp giden bir aşkı anlatıyormuş gibi. Ama tabii herkes farklı yorumlar. Özellikle Radiohead'in yani sözleri çok belirsiz sonuçta. Fakat zaten şarkıda da söyledikleri gibi, bu şarkıda da söyledikleri gibi sözler kör enstrümanlardır. Sadece değil mi? Son şarkıya inceleyecek olursak Videotape. Çok özel şarkılardan Videotape. Çünkü çok değişik bir ritmi var. Hatta meşhur YouTube kanalı Vox bu ritmi incelediği, sadece bu ritmi incelediği 10 dakika bir video yayınlıyor başlı başına yani. Bu da gösteriyor ki aslında Radiohead o kadar dokunuyor, o kadar etkiliyor ki bizi. Saatlerce araştırma yapabiliyoruz, dinleyebiliyoruz, okuma yapabiliyoruz. Sadece duyduğumuz bir sesi, bir sözü, bir ritmi anlamlandırabilmek için. Sanki hayatın anlamını ararmış gibi yani. Bu gerçekten çok çok önemli. Şimdi ikinci yarı da bitti aslında. Ben bir şarkıyı atladım, bilerek sona bıraktım. In Rainbows'un ikinci yüzündeki ikinci şarkıyı. Çünkü bence Radiohead'in o çok zengin ve özel repertuarındaki bütün kariyerini hesaba katarsak bence en yıldız şarkıların arasında yer alıyor. İlk beşte yer alıyordur diye düşünüyorum. En azından bana göre. Reckoner. Reckoner ilk kez 2001 yılında çalınıyor.
bir Radiohead konserinde. Tabii yine dediğimiz gibi çok daha farklı bir versiyon. İnternette bir yerlerde bulabilirsiniz. Reckoner'ı anlatmak çok güç. Yani Radiohead şarkılarını anlatmak da çok güç zaten. Şu an gerçekten bir güçlük çekiyorum ben. Çünkü anlatılmaz yaşanış şarkılar ama biraz anlatmaya çalışacağım. Reckoner bence bir başyapıt. Çünkü yani o sözleriyle ve müziğiyle çok anlam yüklemenize de gerek yok aslında. Kendinizi bırakıp gitmeniz yeter. O Tom York'un falsetto vokalleri, o minik minik arkada giren o ritim, o küçük melodiler. Gerçekten bunu tanımlaması çok zor ama o kadar güzel bir şarkı ki. İşin ilginci, albümün adı da bu şarkıda geçiyor. Şöyle vurucu bir söz var Reckoner'da. Çünkü biz boş bir sahildeki su damlacıkları gibi ayrılıyoruz gökkuşakları içinde diye. Gerçekten Reckoner'ı ben bambaşka bir yere koyuyorum. Çok 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 sık dinlediğim şarkılardan biri zaten. Toparlamadan önce şunu bir not düşmek istiyorum. Eğer dinlemediyseniz, izlemediyseniz Radiohead'in 2008 tarihli From the Basement kayıtlarını mutlaka bakmanızı öneririm. Radiohead sanırım yüklemişti hatta baştan sona YouTube kanalında bu karantina döneminde. Buradaki albümdeki bütün şarkıları gözünüzün önünde icra ediyorlar bir stüdyoda ve diyorsunuz ki daha kendilerini nasıl aşabilirler? Yani bu grup artık daha neler yapıyor? Çünkü stüdyodan daha da iyi tınlıyor orada. Yani buna şahit olmak çok önemli. Bir yandan Tom York böyle gözlerini kapatıp deli gibi şarkının içine giriyor. Johnny Greenwood çılgın profesör edasıyla piyanonun başında bir şeyler yapıyor. Klavyenin başında gitaristler ve davullar aynı şekilde. Bir de şunu görüyorsunuz. Her bir üyenin birbirleriyle olan etkileşimleri ve birleşince ne kadar uyumlu olduklarını. Ama aynı zamanda her birinin şarkıya özel olarak neler kattığına da şahit oluyorsunuz. Bunu gözlemlemek çok önemli bence. Ve Radiohead'in neden Radiohead olduğunu ve neden eşi benzeri olmadığını, ne kadar özel bir grup olduğunu anlatıyor. Mutlaka From the Basement izlemenizi öneririm. In Rainbows bütün hissettirdikleriyle, bütün yenilikleriyle, her şeyle Radiohead'in külliyatında çok önemli bir yere sahip. Radiohead'in müziğini çok sevmeyebilirsiniz. Size göre olmayabilir. Ya da Radiohead'in bu albümünü, Radiohead'in bu albümde nereye gittiğini de çok sevmemiş olabilirsiniz. Size hitap etmemiş olabilir. Fakat bize gösteriyor ki bu albüm, Radiohead kesinlikle öyle bir müzik yapıyor ki tam sizin havanız olmasa bile bunu mutlaka takdir ediyorsunuz. Yani ben kimsenin ağzından şöyle şeyler duymadım. Duyacağımı da sanmıyorum. Yani Radiohead hani şu kötü bir albüm ya da kötü bir şarkı yazmışlar. Genelde hep şöyle der hani hayranlar daha hani evet hani şu albüm var evet ama hani çok benlik değil ya da hani ben beğenmedim. Hani herkes hep böyle bir hani bu kötü değil aslında ama bana göre değil kanıtlamaya çalışır sanki o savunmalarında. Çünkü Radiohead'in gerçekten çok özel ve iyi bir müzik yaptığı aşikar. Ve siz ne kadar sevseniz de ya da hani çok zevk almasanız da o albümler hep orada bir yerde var olacak. Ve müziği, müzik sektörünü, müziğin üretiliş tarzını, yapılış tarzını, sunuluş tarzını değiştirecekler. Değiştirdiler ve değiştiriyorlar da. Bundan sonra ne yapacaklar bilmiyoruz. Fakat kesinlikle In Rainbows kolay dinlenebilir şarkılar olsa da buradaki şarkılar kesinlikle derin olmadıkları anlamına gelmiyor. Ve bir sürü Radiohead'in hayran kitlesi elde etmesini sağladı. Ben de bunlardan biriyim. Ben de çünkü geç keşfettim onları ve herhalde baştan sona dinlediğim ilk albümleri buydu. Ve hala en çok dinlediğim şarkılar bu albümde yer alıyor. O yüzden çok özel bir yere sahip. Radiohead'i neden bağrımıza basmamız gerektiğini bence tekrar tekrar bize hatırlatan bir albüm. Umarım siz de bu kritikten sonra tekrar bir dinleyip güzel bir yolculuğa çıkarsınız. Ve keyfine varırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.